Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hücceti ibnil hasen. Salavatuki aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizan ve gaiden ve nasira ve delilen ve eyne. Hatta tuskinehu erzeke teva'a ve tumetti'ehu fiha tevila. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyyel asr edrikna ve erşidna. Yöneticilik, özellikle adaletli bir yöneticiliğin zor olduğunu birkaç derstir anlatmaya çalışıyoruz. Adalet ne demektir? Adalet, Allah'ın bizden istediği gibi yaşamaktır, adalet. Zalimlik ise Allah'ın yapma dediği şeyleri yapmaktır. Dolayısıyla bizim burada adalet kelimesiyle, zalim kelimesiyle kastımız şu anda literatürde olan, halkın arasında, içinde olan adalet ve zalimlikle bir değildir. Adil şahıs denildiğinde herkese eşit davranan anlamındaki adili demek istemiyoruz. Adalet denildiği zaman yani Allah'ın hükümlerinin uygulandığı sistem demek istiyoruz. Neden Allah'ın hükümlerinin uygulandığı sisteme adalet denilir? Çünkü bizi yaratan Allah, toplumu yaratan Allah, dünyayı yaratan Allah, ruhlarımızı yaratan Allah, bedenlerimizi yaratan Allah, ruhumuzun, bedenimizin, toplumun ve kainatın hangi kanunlarla daha güzel idare edileceğini en güzel kendisi bilir, o yaratıcının. Ona göre de kanun ve kural göndermiştir. Eğer o kanun ve kurallara uyulursa adaletli davranılmıştır. Adalet yani bir şeyin hakkını vermek. Adalet eşit dağıtmak değildir hiçbir zaman. Örneğin şöyle bir örnek verelim. 25 yaşındaki bir delikanlı ile 7 yaşındaki bir çocuk. İkisi de lokantadadır ve siz ikisine de adil davranmak istiyorsunuz. 25 yaşındaki o çalışan delikanlı ve 7 yaşındaki bir çocuk. İkisine de siz 1,5 porsiyon döner ısmarlasanız olur mu? Buna adalet mi denilir? 7 yaşındaki çocuk kesinlikle 1,5 porsiyon döneri yiyemeyecektir. Ben adil davranmak istiyorum, ikisine de aynı döneri ısmarlamak istiyorum deseniz aslında siz adaletli davranmadınız. Haksız davrandınız. Çünkü adaletin manası şudur. Her şeyin hakkını vermek. Orada adaletli davranmak şudur. 25 yaşındaki delikanlıya 1,5 döner, 7 yaşındaki çocuğa ise yarım porsiyon döner vermek adaletlidir. Çünkü ikisi de yiyeceğini bitirebilecektir. Adalet yani her şeyi hakkına teslim etmek, hakkını vermek. İnsanın nasıl mutlu olacağını yaratan bildiği için, ona göre de kanunlar dizayn ettiği için, onun kuralına uyarsan adaletli davranmış sayılırsın. Çünkü insanlığın hakkını vermiş oldun. Yok, kendin bir kural ortaya atar da ona göre hareket edersen bu insanı mutlu etmeyecektir. Dolayısıyla da insanın mutluluğu için gereken hakkı teslim etmedin ve adaletli sayılmıyorsun.
Adalete bu gözle bakmalıyız. Adaletin tanımı budur. Zulmün tanımı nedir? Zalimliğin tanımı nedir? Adaletle, adalete uymayan kişiye zalim denilir. Adalet sisteminin dışındaki sisteme zulüm sistemi denilir. Dolayısıyla da örneğin bir katilin idam edilmesi ona zulüm yapıldığı anlamına gelmez. Belki ne oldu? Adalet sağlandı. Çünkü o bir can almıştır. Bir can ödemelidir. Buna diyorlar adalet. Ama farz-ı misal şu anki kanunlarda idam kötü bir şey olarak görülüyor. O adama zulmedilmiş gibi görülüyor. Görülebilir. Şu anda insanlar böyle düşünüyor. Yanlış düşünüyor ama. Kısasta hayat vardır. Yani ıgdamda hayat vardır. Kur'an diyor. Ne demektir yani ıgdamda hayat vardır? Hem adam öldürüyorsun hem de hayat vardır diyorsun. Bu nasıl oluyor? Bunun manası şudur. Eğer bir insan şunu bilirse ki ben adam öldürürsem 15 sene 10 sene yatar çıkarım olmayacak. Ben adam öldürürsem kendim de öldürüleceğim. Bunu bilen bir insan adam öldürür mü? Öldürmez. Çünkü kendisinin de öldürüleceğine emindir. Dolayısıyla hiç kimse adam öldürmez. Hiç kimse adam öldürmeyeceği için ne oldu? İgdam hayat getirdi. Yani birçok insanın ölümünü engelledi. Allah Kur'an'da ondan dolayı diyor ki, ıgdam yani kısas hayattır. Manası budur. Şimdi toplum bir yere gelir ki ıgdam cezasını yargılar hale gelir ve yadırgar. Der ki bu doğru değildir, bu insan haklarına aykırıdır, falandır, filandır. Süsler ve bunu kötü bir şey olarak lanse ettirir. Bir insan da, bir kanunda, bir toplumda buna uyarsa adaletli davranmış olmadı. Yani hakkı teslim etmiş olmadı. Bu sisteme zulüm sistemi denilir. Dinimizin kurallarını bir bir burada felsefesini anlatacak değiliz. Zamanımız da yetmez. Miras meselesi, birçok konu hep aynıdır. Miras meselesinde kadına erkek arasında bir ayrım yapmıştır Allah. Ve diyor ki erkek iki kat alacaktır, kadın onun yarısını alacaktır. Buna ilk bakışta deniliyor ki kadınla erkek eşit değildir. Böyle görünüyor çünkü erkek iki katını alacaktır. Babadan kalan mirası kadın bir katını alacaktır. O zaman eşit değildir gibi görünüyor. Ama böyle değildir. Bu işin felsefesini ve matematik hesabını yaptığımız zaman görülecektir ki kadın erkekten daha faydalıdır. Yani daha fayda sağlamıştır kendisine. Daha çok alıyor. Peki nasıl oluyor erkek iki katını alırken kadın yarısını alıyor da kadın daha çok alıyor. Manası şudur arkadaşlar. Erkek kadına da bakma mecburiyeti var. İki kardeşi düşünün. Biri erkek, biri kız. Babaları öldü. Miras bölüşüldü. Babalarından 100 lira kaldı. 50'sini kadın, kız çocuğu, 50'sini de erkek çocuğu aldı. Aileye bakma sorumluluğu kime aittir? Erkeğe. Erkek, evlat o aldığı 50 lirayı sadece hanımı olduğunu da düşünün. Çocuklarının olmadığını düşünün. Aldığı o 50 lirayı
kaça bölecektir? Mecbur ikiye bölecektir değil mi? Yani bu iki ekmek eve alıyor. Yani erkeğin masrafı kadının masrafından fazladır. Çünkü kadına da erkek bakmak zorundadır. O kendisine düşen 50 liranın yarısını hanımı için harcayacaktır. Yarısı kendisine kalacaktır. Yani 25 lirasını hanımı harcayacaktır, 25 lira da kendisini harcayacaktır. Şimdi gelelim o kız çocuğuna. O kız çocuğu da babasından kalan 50 lira mirası aldı ve o da evlidir. Aldı, bankaya yatırdı. O parayı harcama mecburiyeti var mı? Yok. Zaten onun kocası ona bakıyor. Dolayısıyla o ona kar kalırken bu tarafta erkeğe düşen 50 lira çoktan gitti bile. Çünkü erkek bakmak yükümlülüğü olan aileye sahiptir. Ama kadın bakılmakla yükümlüdür. Bundan dolayı Allah erkeğe iki katını, kadına onun yarısını veriyor. Netice olarak da o yarı ya yarı düşen pay kadına, yarı düşen pay kadının kendisinde kalıyor. Harcamasa bile onda kalır ama erkeğe düşen o iki katın ikisi de harcanıp gidecektir. Gördünüz mü sistemi? İslam'ın bütün kuralları böyledir. Felsefesi vardır. Sebebi vardır. Felsefesi ve sebebi araştırıldığında görülecektir ki insan mutluluğu için en güzel kanunlar buradadır ve burada dizayn edilmiştir. Şimdi adalet nedir? Adalet insanın mutluluğu için gereken kanunların uygulanmasıdır. Eğer kişi Allah'ın dediği şekilde uygularsa, yani insanın mutluluğu için gerekli işlemleri yapmıştır. Yani hakkı yerine teslim etmiştir. O zaman adaletli davranmıştır. Böyle yapmamışsa, canı istediği gibi yapmışsa veyahut da insanların sonradan çıkardığı kanunlara göre uygulama yapmışlarsa ne olacak? O insanlar da o kanunlara göre hareket edecektir. Veyahut da kendi istediği gibi hareket edecektir. Kendi kafasındaki adalet sistemine göre hareket edecektir. Bu da neticede insanı mutluluğa eriştirmeyecektir. Ve hedefe ulaşılmayacaktır. Ve sen işi ehline teslim etmedin. İşi yerine koymadın. Adaletsiz davranmış oldun. Buna da zulüm denilir dinde. Dolayısıyla da yöneticinin adil olması demekten maksat, yani yöneticinin insanın mutluluğu ve huzuru için gerekli kanunlara uymasıdır. O kanunlarda Allah'tan başka hiç kimse bilmez ve yaratamaz. Ancak ve ancak hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Kur'an açık bir şekilde diyor. Sebebini de söyledik. Çünkü Allah'tan başkası hüküm koyarsa sonu hüsran oluyor. Ve bu şekil adaletli bir yöneticinin işi çok zordur. Çok zor. O kadar zordur ki 124 bin peygamberin ve onların vasilerinin birçoğu öldürülmüşlerdir. Kur'an açık açık söylüyor. Siz çok az peygamber bulursunuz ki eceliyle ölmüştür. 12 imamın 11'i de öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Hiçbiri eceliyle şehit olmadı. 12.'si de sağdır zaten. Peygamberler de aynıdır. Çünkü adaletli davranmaya çalışmışlardır. Adaletli davranmaya çalıştığın takdirde şeytan insanların, nefis insanların içindedir ve sana itirazlar olacaktır. Bu itirazlara karşı mücadele edebilmelisin ve bu da çok zordur. Allah ondan dolayı diyor ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın sözünü aktarıyor.
Allah'ın en sevdiği ve en değer verdiği, Allah'a en yakın kişi adaletli yöneticidir. Çünkü işi çok zordur. Ve İmam Muhammed-i Bagır aleyhisselam da buyuruyor ki, o adaletli yöneticiye halkın yardım etmesi gerekir. Destek olması gerekir. Eğer halk, insanlar adaletli yöneticiye destek olurlarsa, onu tasdiklerlerse, onu güçlendirirlerse, o toplumun büyük günahları olsa dahi Allah diyor ki ben affederim o insanları, bağışlarım. Çünkü onlar adaletli sistemin ayakta durması için o yöneticiye yardım ettiler. Bunun da tam aksi. Allah'ın en sevmediği, en nefret ettiği kişi zalim yöneticidir. Kafasına göre hareket eden yöneticidir. Allah'ın kurallarını uygulamayan yöneticidir. En zalim. Ve Allah'ın en nefret ettiği kişi budur. Çünkü yönetici toplumlara yön veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iki kişi doğru olursa toplum doğru olur. İki kişi yanlış olursa toplum yanlış olur. Biri yöneticidir, diğeri din adamı. Peygamber Efendimizin sözüdür. Yönetici ve din adamları doğru olursa toplum doğru olur. Bunlar yanlış olursa toplum yanlış olur. Biliyor musunuz? Geçmiş dinlerin, Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Mecusiliğin, bunların bozulma sebebi o dinlerin din adamıdır. Hiçbir zaman halk dini bozamamıştır. Bozmaya da gücü yetmemiştir. Din adamlardır ki dini bozmuşlardır. Yöneticilerdir ki insanların mağdur olmasına sebep olmuşlardır. Eğer yöneticiler insanları serbest bıraksalar, insanlar kendileri güzel yaşatmayı başarıyorlar. Ülkeler genelde seçimlerden seçimlere karışır. Millet ve mezhep ayrılıkları genelde seçimden seçime olur. Bunu yapan da işte o yöneticilerdir. Seçilmek için, başta olmak için insanları ayrıştırırlar. İnsanları kendi haline bıraksalar, insanlar birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Birbirleriyle idare etmesini öğreniyorlar. Bu işi güzel çözüyor insanlar. Odur ki yöneticinin sorumluluğu ve din adamının sorumluluğu fazladır. Eğer adaletli, istenilen şekilde davranırsa ki çok zordur, Allah diyor ben seni çok severim. En yakınımdaki kişi sen olursun. Eğer istenildiği gibi davranmazsa yönetici ve din adamı, Allah diyor sizlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.